Yılın kadınlarının onurlandırıldığı güzel bir ödül törenindeyiz. Neler söylemek istersiniz? Ödül alıyorsunuz sanıyorum size. Evet. Çok güzel bir gece. Harper's Bazaar'ın Türkiye'deki ilk ödül gecesi. Çok heyecanlı, çok güzel, çok keyifli burada olmak. Efendim şey de sormak istiyoruz bu arada. Birazcık projelere geçmiş gibi olacağız ama Rise of Empires'te canlandırmış olduğunuz Mara Brankovic karakteri Netflix'te en çok arananlar listesine girmişti kadın oyuncu olarak. Evet öyle. Neler söylemek istersiniz? Sizden duyuyorum. O yüzden teşekkür ederim. Netflix'te en çok aranan kadın oyuncular listesinde ilk 3'e girmiş. Aa ne güzel. Çok teşekkür ederim. Yani çok güzel, çok heyecan verici, çok gurur verici, çok keyifli şeyler bunlar. Hani yaptığımız emeğin, yaptığımız işin bir karşılığı olmuş oluyor. Bu da tabii ki görünür bir karşılık, elle tutulur bir karşılık oluyor. Çok müthiş bir şey. Paris günleri nasıl geçiyor peki? Güzel geçiyor. Peki buraya dönmeyi düşünüyor musunuz yani temelli olarak, yoksa orada yaşamaya devam edecek misiniz? Yani şöyle, buradan temelli ayrılmadım. Dolayısıyla da hani temelli dönmek diye bir şey yok. Çünkü burası benim ana vatanım. Buradan temelli ayrılmam diye bir şey söz konusu bile olamaz. Dolayısıyla orası benim hani sevdiğim, hani içimin titrediği ikinci bir şehir. O yüzden de git gel yapıyorum. Eskiden de yapıyordum. Yani yurt dışında dışarıdaki pazarda olmak adına mı yani? Bir takım hiç, kapının hiç açılması şey anlamında. Hayır, hiç öyle bir şey değil arkadaşlar. Zaten beni tanıyanlar da hani biliyorlar. Ben Paris'i çok seviyorum. Yani o oranın o yüzyıllardan beri duran o binaları, o sanatı, hani her köşesinde bir sergisinin olmasını çok seviyorum ve benim en büyük hayallerimden biri de hayatımın bir dönemini orada geçirmekti. Şu anda onu yapıyorum sadece. Peki yurt dışından gelecek olan oyunculuk tekliflerine sıcak bakar mısınız? Ya da o tip çalışmalar var mı şu an? Hani workshop çalışmaları gibi ya da farklı çalışmalar? Şu anda ya şöyle, tabii ki sıcak. Yani oyunculuk yapıyoruz ve tabii ki çok keyifli böyle bir şey. Yeni deneyimler her zaman çok keyifli. Başka bir dilde oynamak, ana dilim dışında bir dilde oynamak müthiş bir deneyim olur benim için. Tabii ki çok isterim. Yani bakalım, Fransızca öğrenmeye çalışıyorum, henüz pek kolay değil. Mesela Rise of Empires'in kayıtlarında da İngilizce olarak kayıtlar alındı. Evet. Daha sonra Türkçe dublaja çevrildi. Evet. Bu tarz İngilizce olarak kayıt alan oyuncu sayıları da çok az. Siz neye bağlıyorsunuz bunu mesela? Fransızca da olsa o yüzden mi öğrenmek istiyorsunuz? Fransızca ana dilinde direkt. Ya şöyle, oyunculukta tabii ki insanın ana diline hakim olduğu gibi hakim olması diye çok önemli bir şey. Dolayısıyla da oyunculuk yapacağın zaman, oyunculuk yaptığın ülkede oranın ana diline en yakın şekilde konuşabiliyor olmak çok önemli. O yüzden... Peki Paris'e geri dönmek istiyorum. Hani Fransa'daki geçirmiş olduğunuz zaman da daha çok kendinize mi vakit veriyorsunuz? Tek başınıza mı oluyorsunuz, yoksa oradaki arkadaşlarınızla mı vakit geçiriyorsunuz? Daha çok kendimle vakit geçiriyorum. Daha sakin, daha kendi kendimle vakit geçiriyorum. Soralım, geçtiğimiz günlerde yaptığınız paylaşımda biraz tartışmalara yol açtı. Sizce hani bir soru sormuştunuz, lüks nedir diye. Evet. Sizce lüks nedir? Yani sizin hayatınızda önemli bir yeri midir? Ya onun bir tane felsefenize göre nedir? Şöyle, bir proje yapıyorduk. Aslında o projenin ana fikriydi ve o kendi kendime sorguladığım bir şey haline geldi. Lüks nedir? Benim için lüks nedir? Ve günün sonunda en büyük lüksün insanın kendisi olabilmesi olduğuna karar verdim. Bunun çok hayatımızda çok büyük bir, yani her şeyimiz olabilir hayatta. Her şeyimiz olabilir. Şu anda lüks saydığımız, pahada değerli her şeyimiz olabilir. Ama kendimiz olamadığımız sürece aslında bunun bir anlamı yok ya. Kendimiz olmak. Aynen, bence kendimiz olabilmek, yani hissettiğimiz gibi olduğumuz halimizde, pure halimizde hayatın içinde var olabilmek en büyük lüks. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Kolay gelsin. Kolay gelsin.